Beyefendi, kaplıca turizminin size bir katkısı var mıdır İnegöl'lü olarak? Tabii ki katkısı var. Otel müşterisi, dışarıdan gelen müşterilerimiz otellerde konaklama ve İnegöl'den gelen buranın yerlisi günübirlik gelip pikniklerini yapıyorlar, tatilini yapıyorlar, havuzlara giriyorlar ve dönüyorlar, gidiyorlar yerlerine. Yani buraya gelen misafirler sizlerden alışveriş yaparak yani bu şekilde bir katkı olduğunu söylüyorsunuz. Tabii. Peki kaplıca turizminden beklentileriniz var mıdır? Ya, beklentilerimiz kaplıca suyunun zaten şifalı olduğu ve nasıl söyleyeyim ben size? Çok şifalı yani. Birçok derde derman. Yani her türlü derde de derman kaplıca suyu şifalı. Şundan dolayı soruyorum bunu. Belki hani yatak kapasitesini arttırarak daha çok turistin gelmesine sebep olabilir. Hani bu da ister istemez buradaki esnaflara katkıda bulunabilir. Yani oylat kaplıcaları biraz küçük bir kaplıca yeri olduğu için. Evet. Yani otel otel çoğunluğu fazla yok zaten. Peki siz bu kaplıcaları kullanıyor musunuz? Şifalı sularından faydalanıyor musunuz? Tabii ki kullanıyoruz. Tabii ki kullanıyoruz. Bunun suyun şifası romatizmaya, iç hastalıklarına, kireçlemeye ve iç kadın hastalıkları, erkek hastalıkları bütün her şey mevcut. Yani suyu içilebilir. Aslan ağzından suyu içilebilir. Ve çok şifalıdır. Yani dünyada, yani Türkiye'de değil, dünyada İkinci değil, üçüncü sayılı şifalı sularının birisi burada. Ne sıklıkla kullanıyorsunuz siz? Efendim? Şifalı suları ne sıklıkla kullanıyorsunuz? Yani çoğunlukla haftada bir olur. Haftada bir olur. Üç günde bir oluyor. Gidiyoruz yani yıkanmaya gidiyoruz ve çok güzel. Kaplıca turizminin buranın esnafına bir katkısı var mıdır? Çok. Olmaz mı? Onlar gelmese biz burada iş yapamayız ki esnaf olarak. Hı. Tabii dışarıdan gelen oluyor. Onlardan biz de istifade ediyoruz. Onlar suyumuzdan istifade ediyoruz. Biz de onlardan istifade ediyoruz. Yani bir şekilde. Tabii. Karşılıklı birbirinizi mutlu ediyorsunuz yani. Birbirimize yardımcı oluyoruz tabii. Mutlu oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Yani biz de ekmek yiyoruz. Onlar geliyorlar, tatillerini yapıyorlar, pikniklerini yapıyorlar. Banyomuzu kullanıyorlar. Mesela faydalanıyorlar. Biz de onların geldikleri zaman bizden faydalanıyorlar. Misafirler faydalanıyor da siz faydalanıyor musunuz şifalı sularla? Tabii tabii biz de devamlı giriyoruz. Bizim gecemiz gündüzümüz yok. Biz her zaman giriyoruz yani. Sabah, akşam, gece, gündüz fark etmiyor. Peki. Oylat kaplıcalarını kendiniz kullanıyor musunuz? Tabii evet. Ne sıklıkla gidiyorsunuz? Şimdi burada kışın soğukta kaslarımız geriliyor. Kireçlenme başlangıcı olurken suya girip çıktığımızda hemen o problemi tek girmeyle kaybediyoruz. Yani etkili yani kesin çözüm. Kaslarımızı hemen açıyor. Yani sıkıştığımızda imdadımız bu. Eğer burada kaplıcı olmasa kışın soğuk oluyor. Kaplıcı olmasa 2 senede adam burada şey olur yani kireçlenme olur. Ya da felç olur, bir şey olur. Çünkü çok soğuk orman içi. Ama kaplıcaya girdiğinde her şey bitiyor. Peki kaplıcı olmasa buradaki ürün tanıtımınız ya da pazarlamanız nasıl olurdu? Şimdi kaplıca olması buraya hep ağrılı yani sorunlu insanların gelmesi. Bizim de işimizin gereği yani bu tür şeye rahatsızlıklara cevap vermemiz. Başka eğer kaplıca olmasaydı bir bitkisel değil de daha başka bir şeyde satış yapardık. Ama şu anda bunu gerektiren şey dediğim gibi bitkisel ürünler, alternatif tıp. Bugün çok ilerledi biliyorsunuz. İşte alabalık yağı. Alabalık kremi gibi bu tür şeylerle kas üzerinde çalışma yapıyoruz. Aynı zamanda biyoenerji ustasıyım. Öyle mi? Hı-hı. Yani bir kişiyi 2 metre uzaktan geri yıkabilecek gücümüz var yani. Ciddi misiniz? Evet. Şu an yapabilir miyim? Şu anda deneyebiliriz. Herhangi bir çocuk da olabilir burada. Bir çocuk da olabilir mi? Hemen bir deneyelim o zaman. Yani şu arkadaşımızı yapabilir misiniz? Tamam. Evet. Hemen Meriç. Evet, Meriç gidiyor. Yavaş yavaş gidiyor. Gidiyor. Evet. Şu anda mesela kalp atışlarım hızlandı. Evet. Biraz ara verelim. Biraz ara verelim. Evet. Tamam. Tamam. Oylat kaplıcalarına nereden geldiniz? Gaziantep'ten. Berabersiniz değil mi? Evet.
Öyle mi? İlk defa mı geliyorsunuz? Hayır, 7. senemiz. Ya sürekli geliyorsunuz yani. Evet, her sene geliriz. Ben suyundan faydalanıyorum. Bir de bende ayaklarımda varis var. Evet. Varislerime çok güzel geliyor. Çünkü neden fazla sıcak olduğu kimi varis damarları, toplar damarları açtığı için fazla sıcak suya giremiyorum. Ama buraya geldiğim zaman çok rahat ediyorum. Ayaklarım falan bayağı bir sağlık buluyor. Oylatlı bir esnaf olarak Kaplıca Turizminden memnun muyuz? Ben memnunum. Allah'ıma çok şükür burada esnafım, burada doğmuşum bu köy, yakın köyde. Bizim için burası bir Almanya. Buradan geçindiriyorum evimi şu küçücük gördüğün dükkandan. Ben çok memnunum. Buraya gelenlerden, Allah razı olsun, buraya keşfedenlerden, yönetimden, müdürümüzden. Şifalı suları siz kullanıyor musunuz? Evet, her gün, hemen hemen her gün giremesem de haftada 3 kere girerim. Hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Başta romatizma, kireçlenme hastalıklarına, yürüme felç gibi kadın hastalıklarına çok iyi geldiğini söyleniyor. Şahsen ben omuriliğim kırıldı benim. Evet, 2 yıl önce. Ciddi bir hastalık. Tabii, her yerim dikiş. Omuriliğim kırıldı benim. 24 Eylül'de ameliyat oldum ben. Evet. 24 Eylül daha gelmedi, yılı gelmedi. Şu an tüpü de kaldırıyorum şu suyun sayesinde. Yani, o kadar etkili diyorsunuz. O kadar etkili, birebir canlı örnek benim. Yani duyup da başkasından bırak, kendimden oraya girip suya girdiğim gün ne ağrım var, evet, rahat bir uyku uyuyordum. Şimdi hiç yok Allah'a şükür de. Ben tavsiye ederim her türlü hastalıklara. Peki buradan bizi izleyen seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Vallahi buraya imkanı olan gelsin, çok şifalıdır. Yatma, konaklama olmasa bile meydan umumi banyoları 5 lira. Bugün bir sigara parası değil, affedersin. 5 liraya umumi banyoya girip de bu kısmı da düşünmüş yönetim. İlla ki otelde kalmasına gerek yok. Günübirlikte ulaşımı var. 5 liraya hamama giriyorsun. Yani bu müthiş bir veli nimet. Gelmelerini tavsiye ederim. Yani buraya gez Konya'yı, göz Türkiye'yi bir şey derler ya. Gel, su akar Türk bakar derler. Akışına bakma, kullan. Şu Oylat'a ben gelmedim deyip de Bursa, nereden geliyorsunuz diyorum, Bursa. Ben diyor buraya ilk defa geldim diyor, 20-30 yaşına gelmiş. Öyle bir şey olmaz. Uzaktaki daha çok geliyor. Bence tavsiye ederim, gelsinler. Oylat Kaplıcaları nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Sürekli gelir misiniz? 30 senedir geliyorum. Nasıl, memnun musunuz? Çok güzel ve çok şifalı. Benim için çok güzel. Gelmezsem hasta oluyorum. Evet. İlla her sene geleceğim. Peki bir rahatsızlığınız var mıdır iyi gelen anne? Tabii. Nedir? Hangi hastalık? Ben de çok hastalık. Ben evet. 13 kere ameliyat olmuşum. Midemin yarısı yok. Bağırsağımdan, karaciğerden, göğsümden, midemden. Evet.